Herkese merhaba. Sizi bugün Şanlıurfa'nın ilk kadın girişimcisiyle tanıştırmak istiyorum. Kendisi Cevahir Han Restoran'ın sahibi Cevahir Asuman Yazmacı. Nasılsınız Cevahir Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ve biz sizi tanıyoruz ama tanımayanlar olabilir. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hem evet. Nerede doğdunuz? İşinizi nasıl kurdunuz? Evet. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1973 yılında doğdum. Ve ilk öğrenimimi 3. sınıfa kadar Viranşehir'de okudum. Daha sonra Şanlıurfa'ya geldik. Orta ve lise öğrenimimi Şanlıurfa'da tamamladım. 1994-93 yılında eczanemi kurdum. 2004 yılına kadar da sağlık sektöründe eczane işletmeciliği yapmış oldum ama 2004 yılında da İstanbul'dan gelen bir grup arkadaşımı şehrin en güzel mekanına yemeğe götürmüştüm. Fakat bana göre şehrin en güzel mekanı, aslında şehre gelen bütün misafirlerin de ağırlandığı bir mekandı. Fakat hayal kırıklığına uğradık orada. Aklınıza gelebilecek her şey çok kötüydü. Mekan kötü, servis kötü, yemek kötü. Ben de işletme müdürüne neden böyle her şey çok kötü ve ben arkadaşlarıma mahcup oldum dediğimde işinize gelirse hanımefendi dedi. Ve bu beyefendinin işinize gelirse söylevi aslında benim içimdeki girişimci ruhu açığa çıkarmıştı. Benim de işime gelmedi ve şehrin ilk defa kamuya ait olan bir mekanını özelleştirmeyi nasip etti Cenab-ı Allah bana. Ve 2004 yılında Mayıs ayında ben Vali Bey'e gittim. Çünkü kamuya ait bir yerdi, İl Özel İdaresi'nin de ve öğretmen evi işletiyordu orayı. Tam bir memur zihniyetiyle işletiliyordu aslında. Buraya talipliyim Sayın Valim, özelleştirirseniz ben burayı almak istiyorum dediğimde çok şaşırmıştı dönemin valisi. Dönüp dedi ki ne yapacaksınız orada? Butik otel ve restoran olarak işleteceğim demiştim. İlgili vali yardımcısını gönderdi. Tabii ben olayı anlattım, oradaki durumun vehametini. Beni de sağ olsun oturttu. Vali yardımcısı geldiğinde evet sayın valim her şey çok kötü dedi. O güne kadar aslında onların da bütün yemeklerini verdikleri bir mekanda ama tabii protokol gidince kendilerine çeki düzen veriyorlar demek ki. Böylelikle şehirde bir ilki gerçekleştirmiş oldum. Kamuya ait bir mekanın özelleşmesine sebep oldum ama bu çok kolay olmadı. İşte bir ihale süreci yaşadık. Ben bu ihaleye girdim. Benim ilk ihale deneyimim. 18 tane erkek, tek kadın da bendim. Şaşırmışlar. İhaleye girerken de çok şaşırdılar ve inanılmaz tekliflerle gelmeye başladılar. Önce işte bize para verin, biz çıkalım, siz kalın. Sonra biz size verelim, siz çıkın. Ben dedim ki ben kararlıyım. Evet, bu zaten bu süreç böyle gelişiyormuş. Ve son dakikada bana 2005 yılında 100 milyar lira teklif etmişlerdi. Yani bugünün 100 bin TL'si. Ben asla kabul etmeyeceğimi söyledim. Vali Bey de bunları duyunca ihaleyi iptal etti. İkinci bir sürece aktarıldı. Orada da yine başvurumu yaptım. Bu defa 17'sini elemiştim. Bir kişi kalmıştı. İki kişi girdik ihaleye. O beyefendi de benden yine 20 milyar istedi, işte şimdiki 20 bin TL. Ona da vermedim. Ve 33 binle açılan ihaleyi bu beyefendi açık arttırma usulüydü. İşte 40 bin dedi. Barem 500 bindi o zaman. İşte ben 40 bin 500 diyorum. Kendisi 50 bin diyor falan. 55'lere kadar çıktık. En son komisyon başkanı, vali yardımcısı dedi ki bu normal değil yani. Zaten ederinin çok üzerine gidiyor. Bunu kapalı zarf usulü yazın, öyle bakalım dedi. Ben 60 bin yazmıştım, o beyefendi 59 bin yazmıştı, 60 binle bende kaldı. Süper, 1000 lirayla yani. 60 bini yazma nedenim de şuydu, yani ben zaten bir fizibilite yapmıştım. Buraya ayda 5 bin lira kira öderim diye baktığımda. Ve çok metruk bir hale dönüştürmüşlerdi orayı. Nasip benimmiş, bende kaldı. Beyefendi bana şunu söyledi, ya bana 20 milyar verseydiniz bu size 53 milyara mal olurdu. Bundan sonra da işte onun üzerinden artış olurdu.
Ona şunu ifade ettim. Sana vereceğime devlete veririm. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Kişinin duruşu çok önemli. Yani omurgalı olmalı insan. Mesela benim hayat tarzımda, benim hayat felsefem omurgalı olmak ve hayatımdaki mihenk taşımda diklenmeden dik durmak Tülay Hanım. Çok güzel. Bu çok önemli. Yani bunu, doğru bir felsefe, diklenmeden dik durmak. Dik durmak. Yani bunu başardığınız zaman gerçekten size, önünüze çıkacak hiçbir engel sizi çok bağlamıyor. Elbette ki hayatta bir sürü engel yaşıyorsunuz ama siz dik durursanız insanlar da size karşı ona göre bir davranış şekli benimseyip ona göre yaklaşıyorlar. Kısacık bahseder misiniz? Hani Şanlıurfa'da ilk kadın girişimcisiniz. Hani bu gerçekten çok büyük bir şey. Tepkiler ne oldu? Bakışlar ne oldu? Çok merak ediyorum. Nasıl davranıldı size? Evet, tabii Şanlıurfa feodal yapının izlerinin devam ettiği bir şehir. O dönem daha farklıydı, şimdi gittikçe değişiyor. Ben de bu bölgenin insanı olarak feodal yapıdan gelen bir ferdim aslında. Ama az evvel de ifade ettiğim gibi bu sizin duruşunuzla ilgili. Mesela ben ilk başladığımda herkes şunu söylüyordu işte. Kadındır, heves etmiş, 6 ayda bırakır gider. Kesin yani o bakış açısı oydu. Ama Allah'a şükürler olsun biz 15. yılımızı bitiriyoruz. Ben büyük bir kararlılıkla ve dürüstlükle bu yola devam ettim. Çünkü şöyle bir hedefim vardı. Yalnızca Cevahir Osman Yazmacı'nın değil, özellikle Şanlıurfa'nın ve doğuda bütün kadınların önünü açmaktı bakış açım. Ve bu kadınlara rol model olarak kadınların da bu bölgede, bu şehirde, ekonominin içinde var olabileceklerini aslında anlatmaktı. Zaten benim bir işim vardı. Yani niye bu maceraya girdim? Baktığınız zaman insanlar belki öyle de düşünebiliyordu ama kadının önünü açmaktı. Çünkü kadına bakışı değiştirmekti. Aslında inanın dünyada kadın olmak zor. Türkiye'de kadın olmak biraz daha zor ama doğuda kadın olmak çok daha zor. Hani erkek egemen bir sektörde Cevahir Osman Yazmacı aslında var oldu. Yani bölgede erkeğin kadından emir alması çok zordur. Dolayısıyla iş yaptırmak zor. Yani ben gerçekten zor bir sürece adım attım ama Allah'a şükürler olsun bu şehirde de çok şeyi değiştirdiğime inanıyorum. Çok kadına model olduğuma inanıyorum. Ve kadınları cesaretlendirdim ben bu minvalde. Bu da beni mutlu ediyor. Mesela o dönemde bana bir gazeteci abimiz, rahmetlik olduğu da Allah rahmet etsin, bana misafirlerini getirmişti Sakarya'dan. Orayı gezdirirken dedi ki, ya bacım dedi, sen kobaysın. Çok üzülmüştüm buna, yani bana niye kobay diyor bu adam diye. Sonra tabii o kendi penceresinden haklıydı çünkü bir tane vardı. Şimdi 5 yıl sonra geldiğinde yine bir misafir grubunu gezdirdik. Ve bana o zaman dönüp şunu söyledi. Ya bacım, ben sana 5 yıl önce kobaysın demiştim ama sen bir kahramansın. Aa, çok güzel. Ben de şimdi şeyi diyorum, böyle kendimi anlatırken kobaylıktan kahramanlığa geçiş yaptım falan diyorum. Yani bu çok önemli. Çünkü benim karakteristik özelliğim de yani insanlara dokunmayı seviyorum. Sevmeyi seviyorum. Ve buradaki kadının da bu şehrin ekonomisine katkı katması gerektiğine inanıyordum. Allah'a şükürler olsun. İşte kobaylıktan kahramanlığa geçtim. Şimdi yüzlerce, çok büyük ölçekte olmasa da Şanlıurfa'da ekonominin içinde olan, hizmet sektöründe olan çok güzel arkadaşlarımız var. Hepsini de her platformda elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Galiba hep şu söylenir. Bir kadın girişimci olmak istiyorsa en önemli özellik olması gereken şey cesaret. Siz de o cesareti göstermişsiniz ve evet, evet. Hani hiç olmayacak bir cesaret belki de, yani başkasının aklına bile gelmeyecek. Peki cesaret gösterdiniz, adım attınız ama o kadar direnç, o kadar ön yargılar karşısında durabilmek de bir mesele. Yani orada galiba kararlılıkla ve azimle vazgeçmemek mi var, bunun altında ne var, yoksa vazgeçebilir miyim?
Öyle. Ben şimdi hep kadın arkadaşlarıma da, iş dünyasındaki kadınlara da hep şunu öneriyorum. Hayatta azimli, sabırlı ve kararlı olmak lazım. Yani bir şeyi başarmak için. Bu erkekler için de geçerli. Mesela asla kıskanç olmayın diyorum. Kıskançlık çok kötü bir duygu aslında. Sürekli yani hırs, kıskançlık çok kötü. Kadınlara söylediğim şu, kendi çevremdeki arkadaşlarıma da söylüyorum, ailemdeki insanlara da söylüyorum, yeğenlerime de söylüyorum. Öfke ve hırstan uzak durun. Çünkü hırs, sürekli birini geçme çabası var hırsta sizde. Biriyle yarışıyorsunuz ve enerjinizi de tüketiyorsunuz. Ama azimde öyle bir şey yok. Azimde bir şeye odaklanıyorsunuz. Yapmak istediğiniz işi en iyi haliyle yapmaya çalışıyorsunuz. O nedenle şu hayatta öfke ve hırs biriktirmeyenler başarılı olur diyorum. Ben burada evet sabrım, azmim ve cesaretim için zaman zaman kendimi de kutluyorum. Çünkü bununla başarıyı sağladık. Ve okullara başarı hikayesi anlatmaya gidiyorum işte üniversitelerde. Hep şunu söylüyorum. Mesela bir öğrenci bana şunu sormuştu. Size kim yardım etti diye. Hep şuna inandım. Çocukluğumdan beri de buna inanan biriyim. Bütün yüreğimle inanıyorum. Ve gerçekten çocukluğumdan beri de bana hep Allah yardım etti. Siz inanırsanız, inanın Cenab-ı Allah size bütün kapıları açıyor. Ve ticarette aslında hayatınızın her alanında dürüst olmanız çok büyük bir ayrıcalık. Şimdi biz insanlara ya çok dürüst adam diye bahsediyoruz. Aslında öyle değil Tülay Hanım. Yani dürüst olmak bir erdem oldu. Halbuki aslında olmamız gereken yani o nedenle ben bu başarıyı azmime, cesaretime ve inancıma borçluyum. Ve her şeyin ötesinde Allah'a borçluyum. Peki şimdi biraz da işletmenizden bahsedelim. Cevahir Han nasıl bir restoran ve bu pandemi işinizi nasıl etkiledi? Devlet desteklerinden evet. faydalandınız mı? Bir beklentiniz var mı? Onları da öğrenelim. Evet. Cevahir Han tabii eskiden Cevahir Konuk Evi'ydi. 10 yıl sonra orada bir kumpasa denk geldim. En yakın arkadaşlarım tarafından. Nasıl bir kumpas? 10 yıllık emeğimi bir anda kaybettim. İl Özel İdaresi'ndeydi. Büyükşehir'e geçince mekan, Büyükşehir ihaleye açtı orayı. Ve 10 yıllık emeğimiz, birikimimiz, yatırımımızı bir saatte kaybettik. Ve bunlardan biri benim 20 yıllık bir arkadaşım, organize eden kişi. Üstelik acı olan tarafı bir kadın. Başka bir isimle, başka bir isimle girmişlerdi. Ama Allah razı olsun onlardan. Eski Cevahir'in yeri çok bilinen bir yer değildi. Görünürlüğü hiç yoktu. Bilen geliyordu. Ama görenin gelebileceği bir yer yok değildi. Sonrasında orayı kaybedince biz, çünkü 240 binle açılan ihaleyi 800 bine çıkardılar onlar. Ben 725 bine kadar çıkıp sonra durdum. Tabii neden çıktınız derseniz para kazanır mıydık? Kazanamazdık. Çünkü orada ne satacağız yani? 6 odamız vardı. Butik otel ve restoran hizmeti veriyorduk. Cenab-ı Allah bana bu şehirde hep ilkleri yapmayı nasip etti. Şehrin ilk kadın girişimcisi olmakla birlikte şehrin 700 yıllık bir hanını ilk restore eden kadınım. Yani şehirde ilk han restorasyonunu yapan kişi oldum. Bir han kiraladık ve yaklaşık 3,5 ayda canhıraş çalışarak Cevahir'i yeniden bu defa han konseptine taşıdık. Ne kadarlık bir handan bahsediyoruz? Hani 1,5 dönümlük ortalama alan. Çok güzel bir avlusu var. Terasları var. İçeride çok güzel salonlarımız var. Burayı restore edip turizme kazandırdım. Şehirde bu yine bir ilk oldu. Bizden sonra diğer hanlar restore edilmeye başlandı. Bu bana keyif veriyor. Çünkü hep örnek oluyorsunuz burada. Yani hep ilkleri yapmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ve biz burada şehrin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini sunuyoruz. Bunun yanı sıra kendi Cevahir mutfağımız var. Özel şeflerimizin spesiyalleri. İşte sabah kahvaltıları veriyoruz. Özel yine yöresel kahvaltı. Öğlen yemekleri, akşam yemekleri ve
Urfa'nın olmazsa olmazları sıra gecesi organizasyonlarını yapıyoruz. Şu anda tabii bu pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesiyiz biz. Turizm sektörü Türkiye genelinde çok etkilendi. Biz özelde Urfa olarak çok daha fazla etkilendik diyebilirim. Çünkü tam bizim turizm sezonumuzun başlayacağı dönemdi. Yani Mart ve 15 Haziran'a kadar olan süre bizim turizm sezonumuz. Çünkü Temmuz, Ağustos biraz daha sıcak olur diye insanlar işte deniz, kum, güneş daha çok Akdeniz, Ege sahillerine gidiyor. Bu süreci biz maalesef yaşayamadık. Ama Allah'a şükürler olsun. Şu anda paket servis gerçekleştiriyoruz. Devlet desteklerinden, kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Başvurularımızı yaptık Mart ayının 20'si itibariyle. Elbette. Kaç kişi çalışıyor? 52 çalışanımız var. 2. 52 çalışanımız var. Tamamı için alamadık maalesef. Bu 450 günlük kısa çalışma ödeneğindeki 450 günlük süreç birçoğunu kapsamıyor bir kısmını. Hemen hemen yarısını diyebilirim. Onları da ben kendim finanse etmeye çalışıyorum. Ama inşallah bu süreçte TOB'un da çalışmaları var, TOB başkanımızın. Belki o süreç uzatılır ve onlar da faydalanırsa onlardan da destek alacağız. Hiçbir personelimi çıkarmadım. Ama inşallah bir an evvel normalleşmeye gider, bizler de iş yerlerimizi açarsak çıkarmayı da düşünmüyorum şu anda. Yani süreç nasıl gelişir ama küçülecek miyiz? Maalesef herkes küçülmeye gidecek galiba. Yani biz küçülmemek için sürekli çaba sarf ediyoruz ama küçülmeye de gidersek elimizden gelen her türlü desteği de çalışan arkadaşlarımıza sağlayacağız inşallah. Umarım dediğiniz gibi olur. Sizin başka bir şapkanız daha var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapıyorsunuz. Hatta kurumdan itibaren siz bu oluşumun içindesiniz. Şimdiye kadar neler yaptınız, kaç üyeniz var? Biraz böyle bize bölge tablosu çizebilir misiniz kadın girişimciler açısından ve hangi projeleri yapacaksınız? Biraz da ondan bahsedelim ve böylece röportajımızı tamamlayalım. Elbette. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu ve özellikle Odalar Borsalar Birliği benim için çok kıymetli. Ve orada olmaktan da son derece gurur duyuyorum. Rıfat Bey'le de birlikte yol yürümekten gurur duyuyorum. Çünkü 2007 yılında Rıfat Başkan Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurdu. Onursal Başkanımız Kadın Girişimciler Kurulu'nu. Ben o günden bu yana TOB camiasının içindeyim. 2007 yılında kurulduğumuzda sayımız çok azdı. Fakat Rıfat Başkan'ın destekleriyle, bizleri cesaretlendirmesiyle gerçekten TOB Kadın Girişimciler Kurulu çok büyük yol kat etti. Şu anda 7000 tane üyemiz var. Yani ülkenin en geniş kadın girişimciler ağı bu. Ve bunun yanı sıra 2019 yılında da 2 yıl sonra Genç Girişimciler Kurulları'nı oluşturdu Rıfat Bey. Onlar da şu anda zaten hep birlikte projelerimizi de çalışıyoruz, birlikte oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde de 19 Mayıs'ı hem birlikte kutlamak adına Rıfat Başkanımızla Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları bir araya geldi webinar üzerinden. Tabii şimdi biz burada Kadın Girişimciler Kurulları kurulurken asıl hedef Türkiye'deki kadın girişimcilerinin niteliklerini arttırmak, niceliklerini arttırmak. Onlara işte kadınların en büyük sorunu işte finansmana ulaşmak. Bunları çözebilmek. Kadınların karşılaştığı sorunlara destek olabilmekti. Bunu da ben başardığımıza inanıyorum. Yani Türkiye genelinde şu anda 81 ilde oda ve borsaların koordinatörlüğünde yürütülüyor Kadın Girişimciler Kurulları ve Genç Girişimciler Kurulları. 81 ilde çok güzel, gerçekten cevval, böyle cesur, harika kadınlarla birlikteyiz biz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak. Bu çok kıymetli bizim için. Ve üniversitelerle çalışıyoruz. Her il muhakkak üniversiteden destek alıyor. Yani kadın girişimciler kurullarıyla üniversiteleri birlikte çalıştırıyoruz.
Üst kurulda çok değerli arkadaşlarımız var kadın girişimciler kurullarında. Kadın girişimci kurulları olarak da 2007 yılından bu yana yaptığımız çalışmaların içinde işte hep kadınların bir adım daha öne çıkması, kadınların bir adım daha geliştirilmesi adına projeler gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi Turkcell'le ortak olarak çalıştığımız TOG'un Geleceği Yazan Kadınlar Projesi. Burada 3000'e yakın kadına ulaşıldı. Burada iş fikri olan, kendi işini kurmak isteyen kadınlarımıza, genç kızlarımıza proje fikirlerini oluşturmak adına dijital kodlama eğitimleri verildi. Ve gerçekten çok güzel projeler var bunların içinde. Yani 500'e yakın proje var. Bunu da inşallah yeni dönemde de Türkiye Odalar Borsa Birliği ile birlikte tekrar Turkcell'le yürütmeyi planlıyoruz. Yani planlamamız var mı yoksa buna mı devam edeceksiniz? Bayağı önemli bir projeymiş. Tabii Geleceği Yazan Kadınlar Projesi devam ettirilecek inşallah. Yani öyle düşünüyoruz. Hürriyet Gazetesi buluşmalarını yapıyoruz. Her ildeki başarılı kadın girişimcilerimizle buluşuyor ve o ilin hem kadın girişimcilerini tanıtmak adına. Çünkü medya çok önemli Tülay Hanım. Yani ülkemizdeki bu başarılı kadınları böyle sizler aracılığıyla insanlarla buluşturmak, onları tanıtmak. Bu hem kadınlarımız açısından çok kıymetli. Yani onları motive eden bir duygu. O nedenle ben size de çok teşekkür ediyorum. Yani bu programı gerçekleştirdiğiniz için. Çünkü içimizde gerçekten çok değerli, çok güzel, başarılı kadınlar var. Bu ülkedeki herkesin, geleceğin kadınları olacak genç kızlarımızın, erkeklerin, yani herkesin bu kadınları tanıması, görmesi ve onlardan belki bir cümle bile olsa alabilecekleri o kelimeler, cümleler, ifadeler o geleceğin girişimcilerinde bir cesaret oluşturacaktır diye düşünüyorum. O nedenle çok önemsiyorum ben medyayı. Teşekkür ediyoruz. Bu minvalde de Hürriyet Gazetesi buluşmalarımız gerçekleşiyor. Sınırları aşan Türkiye projemiz var. Bu İstasyon İstanbul'u oluşturduk. Onun dışında o kadar çok şey var ki bilişim programları yapıyoruz. Burada işte sosyal medya okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, internet güvenliği üzerine eğitimler veriyoruz. İletişim programları yapıyoruz. Kadın girişimcilerle ilham buluşmaları yapıyoruz. Bunu Türkiye'deki 81 ile inşallah ulaşmayı planlıyoruz. O ildeki kadınlarla Türkiye'deki başarılı rol model kadınlarımızı buluşturuyoruz. Yerel lezzet girişimciliği programımız vardı. Habitat, Coca-Cola ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Mesela burada da yine 81 ilde, 27 ilde kadınlarımızı bu yerel lezzetle ilgili kendi işte küçük işletmeleri olan kadınlarımıza 25.000 TL'lik bir hibe programı açıldı. 27 ilde gerçekleştirdik bunu. 27 ilde seçilen kadınlarla da 11 kişiye 25.000 TL'lik bir hibe, nakdi hibe verildi. İşlerini düzenlemeleri, kendi iş yerlerindeki eksiklerini tamamlamaları adına. Çünkü onlar için aslında çok büyük paralar bunlar. Yani küçücük işletmeleri olan kadınlarımız için. Hatta bunların ödüllerini de birlik başkanımız Rıfat Bey vermişti İstanbul'da kendilerine. G3 formunu, Geleceğin Gücü Girişimciler Formunu yapıyoruz TOB olarak yine. Facebook'la bir çalışmamız var. İşini büyütmek isteyen hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için dijital pazarlama hakkında girişimcilere eğitimler veriyoruz. Yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nun hedefleri büyük. Başkanımızın da desteğiyle tabii ki olmazsa olmaz. İyi ki Rıfat Bey başkanımız diyorum. Çünkü bizi cesaretlendiren, ben ya 2007 yılından bu yana Türkiye Odalar Borsalar Birliği çatısı altındayım. Ve gerçekten her platformda hepimizi inanılmaz cesaretlendiriyor.
Ve bu onun bu söylevleri yanımızda olduğunu bilmemiz bile bize inanılmaz güç katıyor. Ben de bu kurulun bir ferdi olmaktan da gurur duyuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aklıma geldi, bu soruyu sormazsam olmaz. Evet, siz hani bahsettiniz, devlet desteklerinden ancak personelinizin yarısı kadar bir destek alabilmişsiniz. Ve diğerlerini de işten çıkarmayarak kendi gücünüzle tutmaya, direnmeye devam ediyorsunuz. Siz güçlüsünüz, bunu yapabiliyorsunuz. Peki genel olarak baktığınızda üyelerinize, kadın girişimciler şu anda bu pandemi nedeniyle ne durumdalar? Bize bir tablo ortaya koyabilir misiniz? Evet, aslında Tülay Hanım, kadın girişimciler özelinde değil de genel olarak baktığımızda yalnız kadın girişimciler değil, tüm iş dünyası çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yani çok dikkatli adımlar atmalıyız. Hani bu yalnızca Türkiye'ye özgü bir şey olmadığı için bütün dünyada yaşanan bir sorun. Tabii ki bizi özellikle doğudaki kadını çok daha fazla etkiledi. Çünkü küçük iş hacmiyle çalışan arkadaşlarımız bunlar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ama umarım bu destekler biraz daha esnetilir. Mesela süre konusunda biraz daha genişletilir. Bu konuyla ilgili bizim 19 Mayıs'ta yaptığımız toplantıda da Rıfat Başkan'a biz taleplerimizi de ilettik. Sağ olsun kendi zaten ya bu COVID virüsünün başladığı günden bu yana durmaksızın çalışıyor ve iş dünyası için. O taleplerinizden ilk sırada ne var? Yani en çok, en önem verilen nokta, sorun ne? Ne yapılmasını talep ediyor? Şu anda herkesin en önem verdiği nokta kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması ve bu 450 gün şartının kaldırılması. Ne kadar uzatılmasını istiyorsunuz ve neden? Yani en az 3 ay daha uzatılmalı bu süre. Çünkü bu pandemi süreci yani normalleşmeye gitsek bile hemen düzelmeyecek. Çünkü insanlar biraz daha endişe edecekler. Yani çıkmakta endişe edebilirler. İşte yemek, ben kendi sektörüm için söyleyeyim. İşte evet, herkes evde çok sıkıldı. Dışarıya çıkacak, yemek yiyecek ama bizim daha önceki iş hacmimiz gibi bir iş hacmi beklemiyorum ben. Bu nedenle işletmelerin ayakta durması için devlet desteklerinin bir süre daha uzatılması gerekiyor. Özellikle bu 450 günlük süreç kesinlikle kaldırılmalı. Çünkü bundan mağdur olan çok kimse var. Yani işte 300 gün çalışmış ya da yeni işe başlamış. Bu insanların da bir şekilde hepsi aile geçindiriyor, hepsinin sıkıntıları var. O nedenle en önemli unsur bu maddi desteklerin bir şekilde uzatılması ve genele yayılması. Mesela mücbir sebepten dolayı bir genelleme, yani mücbir sebebin genele yayılması gerekiyor. Yani bizim taleplerimiz arasında da bunlar vardı. İşte SGK ve vergi ödemeleri evet ötelendi ama süreç dolduğu zaman bir yük binecek. Yani, Rıfat Başkan'ın takipçisi onlar arasında bunun vadelendirilmesiyle ilgili çalışmalar var. Yani TOP bu konuda gerçekten hepimizin sesine kulak veriyor. Ve bizim düşünmediklerimizi bile düşünüyor TOP Başkanı ve Yönetim Kurulu. O nedenle inşallah sonuca ulaşır. Hem maddi destekler, yani hem mali destekler, hem vergi destekleri uzatılır. Ve bir an önce de bu pandemi sürecinden genelde dünya, özelde ülkemiz ve bütün 81 ilimizde bu süreçten inşallah kolaylıkla çıkar diye düşünüyorum. Soru. Aklımda 1000 tane soru var. 1 tane var. Kadınız hepimiz. Evet. Kadın olunca evet. Şiddeti konuşmadan olmuyor. Pandemi nedeniyle kadınların üstüne evde çok daha fazla yük bindi. Erkeklere bir çağrı. Evet. Yani ben herkesin sağduyulu olmasını öneriyorum. Çünkü bu süreç yani özelde bizim için seçilmedi. Dünyada böyle bir sıkıntı var. Biraz daha hakkaniyetli olması gerekiyor erkeklerin ve kadınlara da bu süreçte gerçekten çok büyük yük bindi. Kadınlara destek olmaları lazım. Biraz daha sağduyu inşallah en kısa zamanda Allah'ın izniyle de bu süreç geçecektir diye inanıyorum. Yani bu sürecin içindeki, hani bu şerrin içindeki hayrı görmeye çalışması lazım herkesin. Yani bu erkek kadın fark etmiyor. Biraz oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor.
Yani çünkü biz biraz... Şunu söylüyor musunuz? Hakkaniyeti açın. Yani evde çamaşırı yıkar, çocukları bakar, yemekleri yapar, temizlik yapar, her şeyi yapıyor. Erkek oturup kalıyor. Erkekler ne yapmalı ev işleri konusunda? Açık. Net cümle durmuş. Erkekler de yardım etmeli diye düşünüyorum ben. Yani yemeğe de yardım etmeli, temizliğe de yardım etmeli. Sonuç itibariyle hayat müşterek. Yani burada kadının görevi diye bir şey yok. Sonuçta o kadın da insan, onun da taşıyabileceği bir ağırlık var. Yani şu anda herkes evde. Evet, çocuklar evde. Ben kendi ailemden de görüyorum. İşte ablam üniversitede iki tane genç yeğenlerim var. Onlar evde, eniştem evde. Ya bir şekilde kadının yükü bir anda birden yüze çıktı. O nedenle kadına her türlü desteği sağlamak lazım. Bu hem eş tarafından hem evlatlar tarafından herkes yardım etmeli. Yoksa bu yükün altından kalkması zor olur insanların. Ve bu işi sevgiyle çözmemiz lazım. Yani her şeyin başı sevgi Tülay Hanım. Sevgiyle bu işin altından kalkarız. Biraz sabredeceğiz. Aslında bu süreç bizim eksiklerimizi görmemiz için büyük bir nimet olarak görüyorum ben. Yani ben kendi adıma da söylüyorum. Günün neredeyse 17-18 saati çalışan ve ailesine hiç zaman ayıramayan biriydim. Şimdi Allah'a şükürler olsun her gün ailemle birlikteyim. İşte ablamı görüyorum, yeğenlerimi görüyorum. Çok çok kıymetli bir şey aslında. Bunun farkına varabilirsek zaten kimse kimseyi üzmeyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah pandemi sonunda güzel bir durum değerlendirmesi yaparız. Toplu Girişimciler Kurulu çalışmalarınızı, etkinliklerinizi işte kadınlar olarak duyurmaya devam ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi en kısa zamanda inşallah bu süreç bittikten sonra da Şanlıurfa'da ağırlamayı büyük bir keyifle isterim. Çok mutluluk duyuyorum çünkü gerçekten Urfa, Şanlıurfa görülmesi gereken şehirlerimizin başında geliyor. Çok da severim, çok gittim. Mutlaka geleceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bekleriz inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun.